Herkese merhaba. Gelen yoğun talep üzerine bugün Yenilmez serisindeki en güçlü dövüşçüleri sıralayacağız. Bildiğiniz gibi tüm serilerde kendisine güvenen ve güzel iş çıkartan başka dövüşçüler de oldu. Güç, teknik ve başka özellikleri hesaba kattığımızda en güçlü 12 dövüşçüyü sizler için terledik. İyi seyirler. (12) Boris Tarsov. Tarsov listeye 12. sıradan giriş yapıyor. 1.78 boyunda 83 kilo ağırlığında olan Tarsov, yakın dövüşten ziyade uzaktan ani saldırılar yapmayı ve dirsek darbelerini kullanarak rakibi doğrudan bitirmeye yönelik oynuyor. Muay Thai tekniklerini kendisine harmanlama yapsa da Krav Maga tekniklerine biraz daha yatkınlığının olduğu görülmekte. Teknikleri ve saldırganlığı ile ortalama dövüşçülere göre daha iddialı olan Tarsov 4. filmde görülüyor. (11) Çeylem. Koreli eski asker listeye 11. sıradan giriş yapıyor. 1.80 boyunda 70 kilo olan Çeylem, geldiği ülkesinden de anlaşılacağı gibi Uzak Doğu dövüş sanatlarında ustalaşmış bir dövüşçü. Tekvando ve karate teknikleriyle tekmeler konusunda oldukça yetenekli. Rakibin içine girmeden, uzaktan, özellikle akrobatik tekmelere çalışarak rakibi yorar. Yorulan rakip gardını düşürmeye başladığı zaman yumruklarını kullanarak işi bitirmeyi hedefler. Ancak bu teknik birçok kişide işe yarasa da Dolor'da işe yaramamış, Çeylem son yenilgisini Dolor'dan alarak tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. (10) Andrei Kraitch. 10. sırada Hırvatistanlı dövüşçü Andrei Kraitch var. 1.75 boyunda 95 kilo ağırlığında olan Andrei Kraitch, standart kickboks donanımlarına sahiptir. İç bacak low kick gibi rakibin daha hassas ve can yakıcı yerlerini çalışarak yıldırmayı ve diz darbeleriyle bitirici vuruşlar yapmayı hedefler. Kısa boyu ve ağırlığı nedeniyle rakipleri onunla pek yakın temasa geçmek istemezler. Yüksek tekmeleri tehlike oluşturabilir. Andrei Kraitch son dövüşünde gerçekten rakibini zorlasa da sonuç kendisi için Turbo tarafından yenilgiyle sonuçlandırılmıştır. (9) Davic. Davic 9. sıraya alıyor. 1.83 boyunda 90 kilo olan bu Terminator adam kickboks konusunda kendisini epey geliştirmiştir. Darbeye dayanıklılığıyla bilinen Davic, kendisine aldığı darbelerden fazla etkilenmez ve rakibi caydırır. Ağırlığına rağmen bacak esnekliği son derece şaşırtıcı olan Davic, Boyka ile dövüşene kadar 14 maçının 14'ünü de knockout ile kazanan yenilgisiz bir dövüşçüydü. Hapishaneler arası turnuvaya katılabilseydi gerçek bir tehdit olacaktı, ancak Boyka'dan aldığı yenilgiden sonra köprücük kemiği kırıldı. Tedavisinin ardından ise eski formuna kavuşamadığı için daha ufak organizasyonlarda dövüşmeye devam etti. (8) Victor. 1.80 boyu, 80 kilosu ve kaslı yapısıyla Victor listemize 8. sıradan giriş yapıyor. Kickboks ve Muay Thai sporlarında ustalaşan ve akrobatik sanatları da dövüşüne dahil edebilen profesyonel bir karma dövüş sanatçısıdır. Son derece kibar ve hoşgörülü olan bu adam ringin içinde girdiğinde gerçek bir tehdit olabilmektedir. Ancak bu karma dövüşlerde biraz vahşi olmak lazım, değil mi? (7) Turbo. 1.80 boyunda 85 kilo ağırlığında profesyonel bir boksör. Boks konusunda son derece caydırıcı olan Turbo, serbest dövüş stilinde defansif bir duruş sergilemektedir. Gelen yumrukları, tekmeleri ve dirsekleriyle bloklamak bunlardan biridir. Rakip vurabilecek durumda kalmadığında saldırmaya başlayarak dövüşü kazanmayı hedefler. Ancak Turbo'nun karma dövüşler için bokstan fazlasına ihtiyacı vardır. Yine de Turbo son derece sıkıntılı bir arkadaşımız olarak listeye 7. sıradan giriş yapmıştır. (6) Andréo Silva. 1.78 boyunda 80 kilo gerçek bir akrobasi dehası. Brezilya, jiu-jitsu ve capoeira konusunda üstüne kimse yok. Bu özelliklerini rahat bir şekilde karma dövüşe entegre edebilen ve rakiplerine karşı gerçek bir tehlikeli olan Silva listemize 6. sıradan giriş yapıyor. Boyka'ya kadar daha önce yenilgisi olmayan ve rakiplerini ciddi tahribatlar ile etkisiz hale getiren Silva, Boyka ile dövüşünün ardından bir daha görülmedi. (5) Igor Kazimir. Igor 1.82 boyunda 80 kilo ağırlığında bir dövüşçüdür. Kickboks, Muay Thai dallarındaki ustalığının yanı sıra dövüşlerinde çok fazla kirli boks kullanır. Yani rakibin hayaları ya da bildiği sakat yerleri varsa o bölgelere saldırır. Dövüş sırasında rakibini demoralize eder. Küfürlü konuşmalar ile rakibini sinirlendirip tekniklerinin zayıflanmasını ve öfke ile hareket etmesini ister. Sokakların dilini bilen ve ünlü ringlerin dışına da taşan Igor ciddi bir tehlikedir. (4) Kabus, Koşmar. 4. sırada 2,5 metre 110 kiloluk bu dev adam var. Koşmar, kalıbının avantajını sonuna kadar kullanan, kuralsız dövüşen, ağırlığına rağmen yüksek tekmelerini de etkili şekilde kullanabilen, dövüş stili olarak da tamamen kirli bir dövüşü tercih eden ve kickboksun tüm tekniklerini vücudunda kusursuz donatan bir dövüşüdür. Asla yenilmese de teknik ve hız olarak kendisinden daha avantajlı olan isimlerden listemizde geride kalmıştır. 3. Dolor. Raul Quinones listemize ilk 3'e girecek tabi. Kickboks, Muay Thai, Jiu-Jitsu ve akrobatik dövüş konusunda çok yetenekli olan Dolor, rakiplerini gerçekten moral olarak çökertiyor. Akabinde ardı arkası kesilmeyen kombinasyonlarla saldırmaya devam ederek doğrudan bitirmeyi oynuyor. Dolor, ayağı kırılana kadar Boyka başta olmak üzere rakiplerini ciddi anlamda perişan etmiştir. İstatistiklere göre Boyka'nın yenilgisinin haricinde en çok dayak yediği adam Dolor'dur. 2. Yuri Boyka. Şaşırdınız değil mi? Evet, Boyka listemizde 2. sırada. Jiu-Jitsu, Krav Maga, Kickboks gibi sporlarda kendisini üst düzey geliştirmiş olan Boyka, akrobatik hareketler konusunda da gerçek bir dehadır. Rakiplerini aşağılamayı ve dövüşün seyrini değiştirmeyi asla ihmal etmez. Kirli şekilde asla dövüşmez. Dövüş sırasında kontrolü kaybedeceği derecede sinir krizlerine girebilir. Dizinin kırılmasının ardından küllerinden doğan Boyka, seni de unutmadık. 1. George Iceman Chambers. Evet, listemizin 1. sırasında seri boyunca Boyka'yı yenebilen tek kişi olan George Iceman Chambers bulunmakta. Chambers da Turbo gibi standart bir boksör, ancak ondan çok daha üstün yanları bulunmakta. Yenilgisiz bir boksör olan Chambers, hapishanede eski bir tutsak olan Nikolay'ın yardımı ile boksu Muay Thai'ye çevirmiş, diz ve dirsek darbeleriyle tamamen yenilmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Jiu-Jitsu hareketlerini de ekledikten sonra ayakta ve yerde aşırı derecede tehlikeli olan Chambers'ın son dövüşünde ne yaptığını biliyorsunuz. Listeye giremeyen çok dövüşçü var. Ancak biz sizin için en iyi 12 dövüşçüyü derledik. Tamamen istatistiksel olarak sıralamaya çalıştığım bu liste umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızda istediğiniz dövüşü istediğiniz şekilde tartışabiliriz. Ve artık lütfen yenilmezle ilgili içerik istemeyin. Vallahi tükendim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler.